Washington stüdyolarından merhaba ben Özlem Tınaz. Başkan Donald Trump bu akşam ilk birliğin durumu konuşmasını yapacak. Her yıl yapılan ve başkanların senato ve temsilciler meclisi üyelerine birliğin durumu hakkında bilgi verdiği konuşmasında başkanlar daha çok iç politika konularına odaklanıyor. Ancak ulusal güvenlik, uluslararası ticaret ve göçmenlik konularının uluslararası kamuoyunun dikkatle dinleyeceği konular olması bekleniyor. Trump'ın yaklaşık bir saat sürmesi beklenen konuşmasının ana gündem maddelerinin istihdam, ekonomi, vergi yasası reformu, düzenlemelerin azaltılması ve altyapı konuları olması bekleniyor. Başkan Donald Trump'ın konuşmasında adil ve karşılıklı ticaret konusuna vurgu yapacağı da belirtiliyor. Trump'ın konuşmasında Çin'in ticari uygulamaları karşısında atılan son adımlara yer vereceği de yapılan tahminler arasında. Kuzey Kore'nin nükleer ve balistik füze denemeleri de bir başka önemli başlık olacak. Başkan Trump trilyon dolarlık altyapı geliştirme planı için hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat Kongre üyelerini ikna etmeye çalışacak. Geleneksel olarak başkanın konuşmasını tamamlamasının ardından daha kısa konuşmalarla Demokratlar ve Cumhuriyetçiler Demokratlar kürsüye çıkacak ve başkana yanıt verecek. Konuşmanın yapılacağı Temsilciler Meclisi salonunda opioid bazlı ilaç ve uyuşturucu bağımlılığıyla savaş veren kişiler de olacak. Başkan Donald Trump ulusal güvenliği sağlamak amacıyla nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan ülkelere seyahat yasağı getiren kararnameye bundan bir yıl önce imza atmıştı. Seyahat yasağı Trump'ın belki de şimdiye kadar aldığı en tartışmalı karar oldu. Amerika'nın sesi Trump'ın şimdiye kadar birkaç kez değiştirilen seyahat yasağı listesinde yer alan ülkelerden göçmenlerle konuştu ve yasak hakkındaki düşüncelerini sordu. Ilık bir kış günü Brooklyn'deki Atlantik Caddesi üzerinde toplanan bir grup erkek öğle namazı sonrasında vedalaşıp işlerine dönüyor. Amerika'da yaşayan Yemenliler, Başkan Trump'ın hukuki sürece takılan ve birkaç kez gözden geçirilen yasak kararı hakkında son derece olumsuz görüşlere sahip. Hükümetin işleyişi ve demokratik ilkeleri nedeniyle Trump kararını değiştirmek için bir şeyler yapılacağını düşünüyorum. Annenizi, babanızı, kardeşlerinizi göremeyecek olmayı, akrabalarınızın bulundukları yerlerde güvende olmadıklarını bildiğinizi düşünün. Bu yasak birçok kişiyi çok zor durumda bırakıyor. İç savaşın 3 yıldır sürdüğü Yemen, vatandaşlarının Amerika'ya giriş yapması yasaklanan nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkeden biri. Başkan Trump'ın kararnamesine göre Amerikan vatandaşlarını terör saldırılarından korumak için bu yasağı uygulamak şart. Yemen geçtiğimiz yıl Ocak ayında dünyanın dört bir yanındaki havalimanlarında protestolara yol açan ilk seyahat yasağı kapsamında da yer almıştı. Orta Afrika ülkesi Çad'ın da yasağı eklenen ülkeler arasında yer alması Çadlı göçmenleri çok şaşırttı. Chad. Çad bölgede terörle mücadele etmek amacıyla oluşturulan G5 Sahel Ortaklığı'nın aktif bir üyesi. Bizler de ülkemizdeki terör eylemlerinin mağduruyuz. Yeşil kart sahibi 5 çocuk babası Hassane Mayo Abakaka 19 yıldır New York'ta yaşıyor. Mayo Abakaka kendisini tuzağa düşmüş gibi hissettiğini ailesini ziyaret etmenin kendisini kaygılandırdığını söylüyor. Amerika'da yasal olarak yaşıyoruz. Ülkemize de gidip gelmek, iş yapmak istiyoruz ama korkuyoruz. Maya Abakaka'nın aksine Yemenli Muhammed Musle yasağın yürürlüğe girmesinden sonra ülkesine seyahat etmiş. Musle, havalimanındaki güvenlik görevlilerinin tavrının gözle görülür şekilde değiştiğini söylüyor. Birçok soru soruyorlar. Telefonunuzu alıp içindekilere bakıyorlar. Örneğin fotoğrafları inceliyorlar. Çok tuhaf bir durum. Daha önce böyle bir muamele ile hiç karşılaşmamıştım. Çoğunlukla Yemenlilere hizmet veren bir seyahat ajantasında çalışan Wadda Mubarez son bir yıl içinde rezervasyonların yarı yarıya azaldığını söylüyor. Eğer yasak uzun sürerse belki de bu işi bırakmak zorunda kalacağız. Her şeyimizi kaybedeceğiz. Vadah’ın Yemen'deki hasta annesi ise Amerika'ya gelemiyor. İşimiz olmasa da yaşarız. Önemli değil. Ama ailemiz olmadan yaşayamayız. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington. Türkiye'nin Afrin operasyonu Washington'da da gündemin en üst sıralarında. Hudson Enstitüsü'nün düzenlediği panele katılan konuşmacılardan Michael Doran, Amerika'nın Suriye'nin kuzeyinde izlediği politikayı eleştirdi. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı Washington'da yakından izleniyor. Washington'daki düşünce kuruluşlarından Hudson Enstitüsü de Türkiye, Kürtler ve Orta Doğu'da düzen mücadelesi adlı panelde konuyu masaya yatırdı. Paneli Hudson Enstitüsü'nde Asya ve Orta Doğu ilişkileriyle uluslararası güvenlik konularında uzman Eric Brown'la yine Hudson Enstitüsü'nden Bush döneminin Ulusal Güvenlik Konseyi üyesi ve o dönemde Dışişleri Bakanlığı danışmanı ve Savunma Bakanı Müsteşar Yardımcısı Orta Doğu uzmanı Michael Doran katıldı. Michael Doran, Amerika'nın Suriye politikasını eleştirdi. Washington'un bölgede önemli rol oynaması için ortakları ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi. Eğer Orta Doğu'da hayati çıkarımız varsa ve bölgede önemli bir rol oynamak istiyorsak bunu ortaklarımızla yapmalıyız. Eğer bunu ortaklarla yapacaksak ve bölgede önemli miktarda gücümüz yoksa ortaklarımızın da gündemlerini dikkate almalıyız. Bu durumda bölgeye baktığımızda çok basit bir soru gündeme geliyor. Türkiye'nin çıkarlarını görmezden gelebilir miyiz? Bence cevap kesinlikle hayır. Çünkü Türkiye hayati bir ortak. Türkiye'yi yalnızlaştırırsak durum şu andakinden çok daha kötü olabilir diyen Michael Dorn, şu andaki Amerikan stratejisinin Obama döneminde ortaya konulan kısa vadeli bir strateji olduğunu söyledi. Obama, Obama IŞİD'i bölgede yenmeyi en önemli stratejik hedef olarak değerlendirdi. Amerika'yı İran'da müttefik yaptı ve önemli bir dereceye kadar da Rusya'yla. IŞİD'i Suriye'de yenmek için PYD-YPG'yi seçti. Türkiye'deki ayrılıkçı PKK'lı Kürtlerin bir kolunu Amerika'nın ortağı haline getirdi ve bunu Türkiye'nin bütün yapma çağrılarına rağmen yaptı. Doğrun kendimizi kandırmayalım. YPG PKK'dır dedi ve Türkiye'ye karşı dürüst davranılmadığını vurguladı. Have... Türklere verdiğimiz garantileri tutmadığımız yönünde güçlü şüphelerim var. Suriye'de PKK'yı silahlandırmak. Bunun büyük sonuçları oldu. PKK'nın Rusya ve İran'la iyi ilişkileri var. Şimdi bizimle müttefik oldular. Bu bize içi yenmek için alanda askere ihtiyaç bırakmadı ama Türkler geri planda kaldı. Ve Türkiye'nin müdahale etmeyeceğine güvenildi. Çünkü aksi halde bizimle anlaşmazlık içinde olacaklardı. Ve bu zamanında en güçlü şekilde Suriye'ye müdahale etmemizi söyleyen ortağımızı etkisiz hale getirdi. Eğer şimdi Suriye'yi terk edersek YPG, PKK otomatik olarak Rusya ve İran'a yanaşacak. Eğer Suriyeli Kürtler Ruslara yanaşırsa Rusya, Suriye'nin geleceği konusunda Türkler ve Kürtler arasında en önemli ara bulucu olacak. Bu da Ruslara Türkler üzerinde baskı oluşturma fırsatı verir. Moskova şimdi bile bu gücü kullanıyor. Türkiye'yi NATO'dan ve Amerika'dan ayırmak istiyor. Michael Doran, YPG'nin PKK olmadığını söyleyerek kendimize dalga geçiyoruz ifadesini kullandı. Oficiali. Obama döneminde yetkililer Türk yetkililerin karşısına oturup YPG'nin PKK olmadığını söyledilerse kendimizle dalga geçtik demektir. Bu konu diğer bütün konulardan farklı. Eğer ilişkileri düzeltmek için çaba harcanmazsa hiç çumut yok demektir. PKK, Stalinci bir inanca sahip. Bizim şemsiyemiz altında çok güçlendi ve büyüdü. Bunun bizi endişelendirmesi gerekir. Sorun, Kürtlerle birlikteliğimiz değil, PKK ile işbirliğimiz. Ankara'yı her şeyden çok rahatsız eden de bu bence. Doğru, Amerika'nın şu anda Suriye'den çıkamayacağını tek seçeneğinin Suriyeli Kürtler ve Türkler arasında ara buluculuk yapmak olduğunu söyledi. Suriye'den çıkamayız. Suriye'de uygun olmayan bir ortak seçtik. Suriye'deki Kürtler tek başlarına yeni düzenin unsuru olamazlar. Yani diğer ortaklarla da çalışmalıyız. Eğer Türkleri yalnızlaştırırsak, tamamen Kürtlerle işbirliği yaparsak kazanamayız. Bizim için tek seçenek Rusların emellerini önlemek için Suriyeli Kürtler ve Türkler arasında arabuluculuk yapmak. Bunu da Türklerin çıkarlarını daha fazla dikkate alarak yapmalıyız. Suriye'de yeni düzen için Suriyeli Kürtler yerine Türklerle çalışmayı tercih ederdim. Ama tercih yapıldı ve artık geri dönemeyiz. Michael Doran, Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kimin oturduğunun önemli olmadığını, Kürt meselesinin Türkler için en önemli sorun sayıldığını da söyledi. Doran, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir PKK oluşumuna izin vermeyeceğini vurguladı. Do you think we cannot Bölgedeki en güçlü, en istikrarlı ülkeyi dikkate almadan kurmakta olduğumuz düzenin başarılı olacağını düşünüyor musunuz? Cevap hayır. Türkler Suriye'de PKK devletine izin vermeyecek. Eğer büyük bir askeri güç olmadan bunu başarabileceğimizi düşünüyorsak kendimizi kandırıyoruz. Türklerle çalışarak PKK'nın Suriye'de büyümesinin kısıtlanmasını konuşabiliriz. Michael Doran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya şemsiyesi altında olmaktansa Amerikan şemsiyesi altında olmayı tercih edeceğini düşündüğünü de kaydetti. Paneldeki diğer konuşmacı Eric Brownsa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika ile anlaşmak istiyor gibi görünmediğini belirtti ve Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin güvenilir bir ortak olduğu konusunda kuşkuları bulunduğunu kaydetti. Son gelişmelerle Türkiye'nin iç ve dış düşmanlarının kendi kazançları için durumu büyüttüklerini söyleyen Brown, Türkiye'nin coğrafi önemine vurgu yaptı. Truman, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Avrupa'da güvenlik ve Orta Doğu'da düzen için Türkiye'nin hayati derecede önemde olduğunu anladı. Truman, kongreye, Yunanistan ve Türkiye'ye yardım çağrısı yaptı. Bu da 70 yıl boyunca barışı sağlayan Marshall Planı'nın esası oldu. Truman, bölge için Türkiye'nin siyasi karakterinin hayati olduğunu anlamıştı. Brown, 70 yıldır Türkiye'nin müttefik olarak görüldüğünü, yeni durumun Amerika için ciddi bir sorun olduğunu da kaydetti. Serhan Akif Ak Yıldız Amerika'nın Sesi, Washington. Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı harekatına Amerika'nın bakış açısı ne? Washington'un saygın üniversitelerinden Georgetown Üniversitesi'nden siyaset uzmanı Vail Alzayat, Afrin'e yapılan askeri harekatla ilgili görüşlerini Amerika'nın sesiyle paylaştı. Georgetown Üniversitesi Dışişleri Bölümü öğretim üyesi Vail Alzayat'a göre, son zamanlarda zor bir süreçten geçen Türk-Amerikan ilişkileri, Türkiye'nin Zeytin Dalı harekatıyla bir kez daha olumsuz etkilenecek. Bu harekatın iki NATO müttefiki arasında zaten iyi gitmeyen ikili ilişkilere zarar veren başka bir etken olacağı kanısındayım. Aslında Obama yönetiminin Kürtlerle işbirliği yapma kararı alması ve Trump yönetiminin de Kürtlerle çalışmaya devam etmesi yüzünden böyle bir huzursuzluk çıkacağı belliydi. Çünkü Türkiye bu işbirliğini kendi ulusal çıkarları açısından tehlikeli görüyor. Siyasi ve askeri liderlerin sorunu çözeceğini düşünüyorum. Ancak bir süre daha bu durumun çok hassas ve tehlikeli bir boyutta devam ettiğini görmemiz mümkün. Türkiye'nin operasyonu Afrin dışına çıkarması, özellikle de Amerikan askeri eğitmenleri ve sivillerin bulunduğu noktalara yayması durumu daha da gerginleştirebilir. Türkiye Amerika'nın Kürtleri desteklemesini, silah ve askeri eğitim vermesini kendi ulusal güvenliği açısından tehdit olarak görürken, Amerika neden NATO müttefikinin bu kaygısına rağmen Kürtlere destek vermeye devam ediyor? Amerika'nın bu durumdan kazancı ne olabilir? Waile Alzayat bu konuyu terörle mücadele açısından ele alıyor. That's because when uh, the Islamic State uh, came onto the scene, particularly in Iraq and then onto Syria. IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de giderek büyümesi nedeniyle Amerika, IŞİD'e karşı savaşmak için yerel bir ortak arayışı içine girdi. Halkına zulmeden Esad'la işbirliği yapmak istemeyen Amerika için, IŞİD'le savaşmak isteyen ancak Esad'la savaşmaya ihtiyacı olmayan Kürtler en iyi seçenekti. Yani bu işbirliği bu ihtiyaçtan ortaya çıktı. Suriye'de iç savaş giderek şiddetleniyordu ve Amerika'nın o zamana kadar Esad'la ne bir kontağı ne de bir ilişkisi vardı. Ancak Suriye ve Irak topraklarının büyük bir bölümünü kontrolü altına alan IŞİD tüm dünyada terör saldırıları düzenlemeye başlamıştı. Bu nedenle Amerika da IŞİD'i yok etmek için işbirliği yapacağı bir ortak olarak Kürtleri gördü. Peki IŞİD'in Suriye'de yok edilmesi sonrası ne olacak? Suriye'de ne gibi bir gelecek görebiliriz? Amerika Kürt gruplara silah ve askeri eğitim verdi. Bu sayede güçlenen Kürt gruplar IŞİD sonrası silahlarını bırakıp siyasi müzakerelere ne derece katılmak isteyecekler? Georgetown Üniversitesi uzmanı Vail al zayat Suriye'deki durumdan devlet başkanı Beşar Esad'ı sorumlu tutuyor. This whole mess was created because the the president of Syria, Bashar assad refused to provide any pathway for political reform. Sorun Esad'ın siyasi reformlara yanaşmaması nedeniyle gelişti. Rusya ve İran'ın desteğiyle Esad reform isteyenlere şiddet ve baskı uygulayarak kendi halkına savaş açtı. Yani ülkenin bölünmesinin asıl nedeni bu Esad rejiminin yanı sıra farklı silahlı gruplar ülkenin farklı bölgelerinde kontrolü ellerinde bulunduruyor. Ülkenin tekrar birleşmesi zor bir olasılık. Bence bu Amerika, Rusya, İran, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın gerçekten istemesiyle olabilir. Dış güçlerin Suriye'de yeniden yapılanmayı tam olarak desteklemesi şart. Ancak bu güçlerin birinin istememesi durumunda gruplar arasında uzlaşma sağlanması çok zor. Vahel Alzayat, Amerika ve NATO üyelerinin Türkiye'nin güvenlik kaygılarını ve uzun bir süredir büyük bir terör tehdidiyle mücadele ettiğini bildiklerini de söyledi. Vahel ayrıca Türkiye'nin operasyonu kısa ve küçük çaplı tutarak daha fazla gerilime neden olmadan bitirmesini ve müttefikleriyle birlikte IŞİD'i ortadan kaldırmaya odaklanmaya devam etmesini umduğunu belirtti. Emre Elçi, Amerika'nın Sesi, Washington Sırada Amerikan basınından özetler var. Bugün Amerikan gazetelerinde öne çıkan konuları Dilge Timoçin özetliyor. Manşetlerdeki gündem maddeleri için söz sende Dilge. Özlem Amerikan basın özetlerine New York Times'la başlıyoruz. New York Times 2001 Afganistan Savaşı'nın aradan 17 yıl geçmesine rağmen hala bitmediğini yazıyor. Gazete başkanların son 17 yıldır yaptıkları her birliğin durumu konuşmasında Afganistan'da zafere bir adım daha yaklaştıklarını söylediklerini ancak gerçeğin çok farklı olduğunu bildiriyor. Son iki hafta içinde çoğu Kabil'deki siviller olmak üzere 128 kişinin hayatını kaybettiği saldırılar bunun en açık örneği. Habere göre Trump bu akşam yapacağı birliğin durumu konuşmasında büyük olasılıkla Afganistan'a yönelik yeni savaş stratejisinden de bahsedecek. Trump pazartesi günü yaptığı açıklamada kendisinden önce gelen başkanların Afganistan'daki savaşı bitirmeyi başaramadığını, ancak yönetiminin bunu başaracağını kaydetti. Ancak eski başkanlar Bush ve Obama da aynı vaatlerde bulunmuştu. New York Times bugün ayrıca Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kaleme aldığı bir makaleye yer veriyor. Çavuşoğlu, Amerika'yı yanlış ortağı seçtiği başlıklı makalesinde Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye katkılarından söz ediyor. Ancak IŞİD'e karşı verilen savaşın Türkiye'yi ve Türk vatandaşlarının güvenliğini tehdit eden diğer terör örgütleriyle mücadele edilmeyeceği anlamına gelmemesi gerektiğinin altını çiziyor. Makale şöyle devam ediyor. YPG PKK teröristleri Irak ve Suriye'de Amerika tarafından sağlanan silahları kullanıyor. Bir NATO müttefikinin silahlandığı bir terör örgütünün bir başka NATO müttefikine saldırması NATO'nun savunduğu tüm ilkelerin ihlali anlamına gelir. Bu anormalliğin giderilmesi gerekiyor. Amerika'nın Türkiye gibi zaten yeterli beceri ve kapasiteye sahip bir ortağı varken YPG'ye güvenmesi kendi yaptığı bir hatadır. Ancak Türkiye bu hataların düzeltilmesini beklemeyi göze alamaz. Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anlıyormuş gibi yapmak tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmaz. Harekete geçmek zorundaydık. Bu nedenle Afrin'deki teröristlere yönelik Zeytin Dalı operasyonunu başlattık. Teröristler temizlenene kadar bu misyonu sürdüreceğiz. Türkiye bu önemli mücadelede Amerika'nın saygı ve desteğini hak ediyor. Boston Globe'sa Başkan Trump'ın bu akşam yapacağı ilk birliğin durumu konuşması ile ilgili habere yer veriyor. Habere göre kongre bu akşam destekçileri kadar Trump'ın Twitter'da saldırdığı kongre üyeleriyle görevden alınması çağrısı yapan demokratlarla cinsel taciz ve tecavüzle mücadele için başlatılan harekete destek vermek için siyah giyecek olan kadınlarla dolu olacak. Çok sayıda demokrat kongre üyesi konuk olarak yanlarında Başkan Trump'ın güttüğü tartışmalı politikalardan olumsuz etkilenen kişileri getiriyor. Göçmenler, cinsel taciz mağdurları, internet tarafsızlığı yasasının kaldırılmasına karşı çıkan teknoloji şirketi yöneticileri ve bir trans asker konuklardan bazıları. Amerikan basından aktaracaklarımız böyleydi. Söz yeniden sende özlem. Teşekkürler Dilgi. Amerikan basından öne çıkan haberleri hafta içi her gün Stüdyo Washington'da izleyebilirsiniz. madalyası kazananların da bulunduğu yüzden fazla sporcuyu taciz etmekle suçlanan Amerikan Milli Jimnastik Takımının eski doktoru Larry Nassar 175 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Amerika'da yakından izlenen dava kadınların cinsel taciz ve tecavüz vakalarını gündeme getirip seslerini duyurmaya başladığı hareketinde bir parçası. Şimdi mahkeme kararı ile ilgili ayrıntıları getiriyoruz ekranlarınıza. Larry Nassar'ın hayatının geri kalanını demir parmaklıkları ardında geçireceğinin kesinleşmesi duruşma salonunda sevinçle karşılandı. <laughs> <laughs> Nassar'a ömür boyu hapis cezası verilmesi, Amerika'da cinsel tacize karşı başlatılan hareketle birlikte acı dolu bir sayfanın duygusal bir şekilde kapanması anlamına geliyor. Cinsel tacize uğrayan ünlülerin yaşadıklarını anlatmalarıyla başlayan hareket, binlerce kadının katılımıyla sosyal medyada MeToo yani Ben de ile çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü haklarındaki cinsel taciz suçlamaları yüzünden işlerini kaybetti. Bu hareketin temel farkı konuşan kadınların seslerini ...ilk kez duyurmaları ve kabul görmeleriydi. Minto hareketinin benim için yarattığı ana değişim bu. Kadınların başlarına gelenleri anlatmalarına verilen yanıt. Eski jimnastikçi Rachel Den Hollander, Nassar'ı tacizle suçlayan ilk kadındı. Den Hollander 15 yaşındayken Nassar'ın tacizine uğradığını söyledi. Nassar aralarında 10 yaşında kızların bile bulunduğu birçok jimnastikçiyi taciz ettiği suçlamasını kabul etti. Yargıç Rosemary Aquilina, tacizci doktorla yüzleşmek isteyen kadınlara duruşma salonunu açtı. Bana yalan söyledin, beni kandırdın. Tedavi ediyorum diyerek beni taciz ettin. Güvenimi, gençliğimi suistimal etti. Yüzlerce kez tacize uğradım. Mağdur oldum ama hayatım boyunca bir mağdur gibi yaşamayacağım. Ben bir olimpiyat şampiyonuyum. 150'den fazla kadın duruşma salonunda mikrofonun karşısına geçerek tedavi kisvesi altında tacize uğradıklarını anlattı. Genellikle bu gibi suçları işleyenler kendilerini suçlayanlarla yüz yüze gelmez. Suçlayan kişi sessizdir, yüzleşmekten korkar. Psikolog Jim Hopper, Me Too hareketinin giderek ivme kazandığını ancak bunun etkisinin daha savunmasız olanlara yansımayabileceğini söylüyor. Birçok mağdur başlarına gelenleri anlatma cesareti buldu. Kimsenin kendine inanmayacağını, seslerinin kesileceğini düşünmediler. Çoğu etkisi aslında bu olgunun daha çok beyazları ve ünlüleri etkileyen vakaları gündeme getirdiğinin hatırlanması açısından da uygun bir benzetme. Amerikan Olimpiyat Komitesi, Amerikan Jimnastik Federasyonu'nun tüm yönetim kadrosunun topluca istifa etmesi çağrısında bulundu. Devrim Moral, Amerika'nın sesi Washington. Vücudumuzu taşıyan en önemli eklemlerimiz dizlerimiz. Haliyle en çok ağırlığı da onlar çekiyor. Diz ağrıları ve hasarlarından kurtulmak için birçok yöntem geliştirilmesi de bu nedenle tesadüf değil. Amerika'nın sesi bu konudaki yeni tıbbi prosedürleri araştırdı. Dizlerimiz eklemlerimizin en büyük ve en karmaşık olanları. Üstelik profesyonel sporcu olsanız da olmasanız da büyük iş görüyorlar. Monica Bates yıllarca Missouri Üniversitesi mezunlar bandosunda törenlere katıldı. Yıllarca da sağ diziyle ilgili sorunlar yaşadı. Çektiği acının kalıcı olmasından korkuyordu. I felt like all hope was lost. Tüm umudumu yitirmiştim. Hayatımın sonuna kadar toparlayacaktım ve bir yerlere dayanacaktım. The rest of my life. Dizde sakatlanma her yaşta olabilir. Özellikle ergenlikte hızla gelişen genç kızlar risk altında. Araştırmacılar o yaşlarda bazı bacak kaslarının güçlenmesi için daha fazla destek gerektiğini ortaya çıkardı. Egzersiz işe yarayabilir ama bazen de tek çözüm ameliyat. Doktorlar metal ya da plastik parçalar kullanarak diz kapağını tamamen değiştirebiliyor. Başka yöntemler de mevcut. Bunlardan biri de biojoint. Monica Bates, Missouri Üniversitesi'nde geliştirilen prosedür için uygun bir adaydı. Monica diz kapağı değişimi için hem çok genç hem de çok hareketli. Böyle hastalar için BioJoint uygulaması büyük şans. BioJoint'te hasarlı diz yerine bağışlanmış kıkırdak ve kemik yerleştiriliyor. Bu şekilde metal ya da plastik kullanımının önüne geçiliyor. Vücuda insan yapımı yabancı bir madde yerleştirmek yerine gerçek vücut parçası kullanıyoruz. Yani bir nevi organ nakli. It's a transplant. Bu teknik başka eklemler için de kullanılabilir. Hastanın kendi kıkırdağının kullanıldığı bir başka dizoperasyonu yöntemi de var. Dizinizin çok gerekli olmayan bir noktasından size zarar vermeyecek şekilde hücrelerinizi alıyoruz. Laboratuvar ortamında çoğaltıyor ve yeni hücreleri hasarlı bölgeye yerleştiriyoruz. Hücreler hasarlı bölgeye yama olacak şekilde tasarlanıyor. Yoldaki bir çukuru doldurmakla aynı mantıkla çalışıyor. Doktorlar dizlerin hasar görmemesi için spor yapmadan önce ısınmanın önemli olduğunu söylüyor ağır kaldırarak dizleri ilave yükte bindirmemek gerekiyor. Monica Bates, bir yıl önce olduğu ameliyat sayesinde artık acısız bir hayat sürüyor ve törenlerde bandosu için uzun uzun yürüyor. So Yapamadığım şeyleri artık yapabiliyorum. Çok mutluyum. Monica geri döndü. Dilgit için Amerikanın Sesi, Washington Amerika'da sadece 3 çocuktan biri her gün aktif hareket ediyor ve yetişkinlerin ise yalnızca %5'i her gün en az 30 dakika spor yapıyor. Ancak bu durum fitness antrenörlerinin hünerlerini sergilemelerine engel olmuyor. Belki bir trambolin üzerinde zıplamak size göredir ya da dengeniz ip üstünde yürüyecek kadar iyidir. Belki de eğlenceli zumbayı tercih edersiniz. Egzersiz seçiminiz ne olursa olsun onu burada Kaliforniya fuarında bulabilirsiniz. Organizatörlere göre burada herkese göre bir şey var. Bizim yaptığımız fitness'ın tüm farklı unsurlarını bir araya getirmek. Bir taraftan baktığınızda vücut geliştirenleri, başka taraftan baktığınızda fiziksel sporları, diğer tarafa döndüğünüzde ise grup egzersiz sınıflarını göreceksiniz. Farklı fitness tarzlarına sahip kişiler aynı zamanda aynı yerde oluyor. Bu yalnızca egzersiz, ekipman ya da sınıf meselesi değil. Fuar sizi harekete geçirecek tüm yolları gösteriyor. Eğlenceli yakan toptan tutun da ağırlık kaldırmanın yeni yollarına kadar Egzersiz yaparken yiyebileceğiniz sağlıklı yemekler ve spor yaparken iyi görünmenizi sağlayacak birçok şey de fuarda görücüye çıkıyor. Vücut geliştirme, crossfit ve Amerika'da vücudu güçlendirmek için yapılan diğer sporlar genel eğilim haline geldi. Son 5 yıldır burada herkes kas yapmak için uğraşıyor. Hepsinin kollarında dövmeler var ve artık moda bu. Spor yapmak ve vücudu güçlendirmek artık genel eğilim haline gelmiş olabilir. Ancak fit olmak Amerika genelinde hala bir alt kültür. Salgın hastalıkları önleme merkezi Amerikalı erkeklerin %35'inin ve kadınların %40'ının obez olduğunu, bu sayının da her gün arttığını kaydetti. Tüm Amerika'nın yalnızca %5'i günde en az yarım saat aktif hareket ediyor. Bu da demek oluyor ki dünyada tüm bu havalı sporlar, dersler ya da aletler yeterince kişiyi koltuklarından kaldırmaya yetmiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington. Stüdyo Washington burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikanın sesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.